Herkese merhaba. April in Moscow kısa hikayesine devam ediyoruz. Hadi incelemeye başlayalım. On the plane, April and Laura talk about Moscow. Uçakta April and Laura talk about bir şey hakkında konuşmak. Talk konuşmak, about da hakkında. Ne hakkında? Moskova hakkında konuşuyorlardı. Konuşurlar. They are both very happy. Onlar mutluydu. Onlar yani her ikisi de. Burada her ikisi anlamını katmak için both kullanıyoruz. We are both students. Her ikimiz de öğrenciyiz. I want to see everything. Want istemek, see de görmek. İkisini birleştirirken iki fiili araya to kullanıyoruz. I want to see everything. Her şeyi görmek isterim. Says kim? Laura. The Kremlin Red Square, the Bolshoi. Bunlar Moskova'daki turistik alanlar. Me too. Me too kalıbı ben de anlamına geliyor. Şuradan duymuş olabilirsiniz. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Me too. Ben de. Says April. April söyler. And I want to meet lots of people. Yine istemek. Ne istemek? Tanışmak. Meet. Tanışmak. Lots of people. Çok fazla insanla tanışmak istiyorum. Don't forget. Don't forget kalıbı unutma. Neyi unutma? We are going there to work. There. Oraya. Orası. We are going. Gidiyoruz şu anda. O yüzden fiilin sonuna ing geliyor. We are going there to work. Ne yapmaya? Çalışmaya gidiyoruz. Says Maria with a smile. With bir şeyle. Birlikte anlamında. Bir gülüşle söylemiş. In Moscow a bus takes the dancers to their hotel. Take'in birçok anlamı var İngilizce'de. Bunlardan biri birini bir şeyi bir yere götürmek. Take to hospital. Hastaneye götürmek. Take to hotel. Otele götürmek. Burada da bir bus takes. Neden takes? Çünkü bus it yani üçüncü tekil şahıs. Sonuna S takısı geliyor. Takes the dancers, dansçıları to their hotel. Otellerine götürüyor. April and Laura's hotel room is on the second floor. Bir odanın, evin, dairenin bir binada kaçıncı katta olduğunu söylerken in değil on kullanıyoruz arkadaşlar. My flat, flat daire demek is on the first. On the first floor. Benim dairem ilk katta. Birinci katta. Laura walks in and puts her bags down. Walks in odaya doğru gidiyor. Odaya giriyor and puts koymak her bags bagajlarını. Bag bagaj demek. Bunun bir başka anlamı da suitcase diye düşünebilirsiniz. Great, mükemmel. There is a TV. Var ya da bir şeyler var derken there are kalıbını kullanıyoruz. There is a TV, she says. Söyler, televizyon var diye söylüyor. And turns it on. Turn on. Açmak. Bu turn on elektriği açmak. Bir elektrikle çalışan bir cihazı açmak için kullanılan bir phrasal verb. Bunun bir diğer şeyi de switch on. İkisi de elektrikle çalışan şeyi açmak anlamında kullanılıyor. A man is reading the news. Read okumak. Burada a man. Tek kişi yani üçüncü tekil şahıs olduğu için is kullanıp şimdiki zaman olduğu için de read fiilinin sonuna ing ekleyip read the news. Bir adam gazete okuyor. She pushes another button. She push basmak. She pushes yine geniş zamanda kullanıldığı için another başka bir buton. Başka bir button'a basıyor. Basar. Yani geniş zamanda söyleyelim bunu. Öyle yazılmış. Now there is a pop video. Şu anda yine there is there are kalıbı. There is a pop video. Bir tane pop videosu varmış. Look April, she says. Bak April, Russian rock and roll. Rock and roll. Rusya rock and roll'u. But fakat April is not listening. April is listening.
Ama April dinlemiyormuş. Is not olumsuz listening. April dinlemiyordu. She is looking out of the window. She is looking dışarı out. Looking out dışarı bakmak. Bir şeyden dışarı bakmak. Neden? O bir şeyi de anlatırken araya off koyuyoruz. The window. Pencereden dışarı bakıyordu. Moscow she thinks. Think düşünmek. Yine es gelmiş. Düşünür. She thinks I am in Moscow. Ben Moskova'dayım. Next day, the dancers work very hard. Work very hard, very hard. Çok çalışmak aslında, çok zor anlamına geliyor ama burada work çalışmak eylemi olduğu için çok çalıştılar gibi düşünebilirsiniz buradaki cümlenin anlamını. Dancers, burada bakın çoğul olduğu için work'ın sonuna s gelmemiş. Yani dancers, they. They work very hard. They dance for the festival. Green Ocean. Onların festival için dansları Green Ocean is. Burada bir bakın cümleyi bir özne yarattık ilk önce. Uzunca bir cümle gibi birkaç kelimeden bir özne yaratıldı. Onların their dance for the festival Green Oceans. Green Oceans. Onların festivaldeki dansları Green Oceans is new and very difficult. Yeni ve bayağı oldukça zor. Çok zor. They start at 8 o'clock. Yine saati belirtirken at kullanıyoruz. And finish at 6. 8'de başlamışlar. Başlarlar ve 6'da bitirirler. 6'da bitirirler. Then sonra after dinner. Yemekten sonra akşam yemeği dinner. Akşam yemeği. They go to the Bolshoi Theater. Theater, tiyatro. Tiyatroya gitmişler. This is beautiful. Beautiful, güzel, says April. Laura sits down. Laura oturmak, next to, yanına. Bir şeyin yanında ki şeyi anlatırken next to'yu kullanıyoruz. Her, onun yanına oturdu. It is really is. Gerçekten iyi, she says. Then they watch the Russian dancers. Rus dansları izlediler, dansçıları izlediler. They are all tall. They are... Onlar hepsi, burada hepsi anlamını katmak için, onların hepsi uzun, strong, güçlü, very very good ve hepsi gerçekten o çok çok iyiler. The day after, ertesi gün. April and Laura finish at 3 o'clock. Yine saatte at kullanıyoruz. İki kişiden bahsettiğimiz için finishes değil, finish diyoruz. Çünkü bunlar artık day oldu ve geniş zamanda s takısı bunun fiilin sonuna gelmez. They go to a cafe and drink Russian tea. Yine bakın onlar go to. Then sonra Laura looks at her map. Looks at, göz atmak, bakmak neye? Her map. Haritasına baktı. Neyin haritasına? Of Moscow. Moskova'nın haritasına göz attı. Where do you want to go? Where nereye demek? Want biliyorsunuz istemek, to go. Nereye gitmek istersin? The Pushkin Museum's near here. Near, yakın demek. Here, yine buraya anlamı katıyor. She says, let's go there. Hadi oraya gidelim. Let's go, let's. Let's bir şeyi yapmak. Let's meet. Hadi buluşalım. Let's drink. Hadi içelim. Gibi düşünebilirsiniz. She says, let's go there, says April. Then she looks at the people in the cafe. Kafedeki insanlara baktı. Bakar. I want to talk to them. Onlarla, şu onlar deyin, onlar demekken kullandığımız yardımcı fiili. I want to talk, onlarla konuşmak isterim. She thinks, düşünmüş, think, düşünmek. But how? Fakat nasıl? How, nasıl cümlesi. I can't speak Russian. Rusça konuşamıyorum. On the plane, April and Laura talk about Moscow. They're very happy. I want to see everything, says Laura. The Kremlin, Red Square, the Bolshoi. Me too, says April.
And I want to meet lots of people. Don't forget, we're going there to work, says Maria with a smile. In Moscow, a bus takes the dancers to their hotel. April and Laura's hotel room is on the second floor. Laura walks in and puts her bags down. Great! There's a TV, she says, and turns it on. A man's reading the news. She pushes another button. Now there's a pop video. Look, April, she says. Russian rock and roll. But April isn't listening. She's looking out of the window. Moscow, she thinks. I'm in Moscow. Next day, the dancers work very hard. Their dance for the festival, Green Oceans, is new and very difficult. They start at 8 o'clock and finish at 6. Then, after dinner, they go to the Bolshoi Theatre. This is beautiful, says April. Laura sits down next to her. It really is, she says. Then they watch the Russian dancers. They are all tall, strong, and very, very good. The day after, April and Laura finish at 3 o'clock. They go to a cafe and drink Russian tea. Then Laura looks at her map of Moscow. Where do you want to go? The Pushkin Museum's near here, she says. Okay. Let's go there, says April. Then she looks at the people in the cafe. I want to talk to them, she thinks. But how? I can't speak Russian.